Merhaba, biliyorsunuz bir süredir Lozan'ın 100 yıllık bir anlaşma olduğu ya da 100 yıl içerisinde yani 2023'e geldiğimizde bitecek gizli maddeleri olan bir anlaşma olduğuna dair çeşitli hikayeler dönüp duruyor ortalıkta. Ve en saygın tarihçilerimiz bu konuda defalarca böyle bir şeyin olmadığına dair açıklamalar yapsalar da hala bu yaygın bir inanış. İşte ben de bu nedenle bugün herhangi bir tarihi belge olmasa dahi Lozan'ın neden 100 yıllık olamayacağını anlatmak üzere bir video hazırlamaya karar verdim. Moda tabiriyle hap gibi bir anlatım yapıp bu konuda ağzını açmaya kalkanlara gönderilebilecek bir video olsun elimizin altında istedim. Ve bu aktarımı 3 parça üzerinden yapacağım. Birinci parçada Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşmiş olan ve bizim bugün anlatacaklarımıza çok güzel bir örnek oluşturan bir trajikomik hikayeyi anlatacağım. İkinci kısımda ise 23 Nisan tarihinin önemini vurgulayarak ilerleyeceğim. Ve üçüncü parçada da konuyu sonuca bağlayacağım. O zaman hadi ilk parçayla başlayalım. Hikayemiz Amerika'nın ünlü başkanlarından Woodrow Wilson ve Amerikan Meclisi arasında geçiyor. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde kazananlar, savaş sonrası dünyayı konuşmak üzere Paris Barış Konferansı'nda bir araya gelirler. Burada sadece kaybedenlere ne yapılacağı değil, aynı zamanda yeni sistemin nasıl şekillendirileceği de konuşulur. İşte bu konuda Wilson'ın bir önerisi vardır. Bir uluslararası örgüt kurmak ve bu örgüt ile ulusal devletlerimizde gördüğümüz hukuk yaptırım sisteminin değişik bir modelini uluslararası düzeyde hayata geçirmek. Wilson'un önerdiği modelin gerçek hayattaki uygulanışına veya yarattığı tartışmalara hiç değinmeden hikayenin bizi ilgilendiren kısmıyla devam edelim. Hikayenin devamında Wilson çabalarında başarılı olur ve Milletler Cemiyeti isimli bir kuruluş meydana gelir. Bu Milletler Cemiyeti dediğimiz kuruluş bugünkü Birleşmiş Milletler'in de öncüsüdür aslında. İşte bu süreçte Başkan Wilson ülkesine döner, Amerikan Kongresi'nde durumu açıklar ve meclisin onayını ister. Ne var ki Amerikan Meclisi bunu onaylamaz. Çünkü daha öncesinde ABD'nin neden Birinci Dünya Savaşı'na girdiğine dair bir meclis soruşturması başlatılmıştır ve ulaşılan sonuçlarda savaşın tarafları ile yapılan para ve silah ticaretinin ABD'yi hedef durumuna getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. İşte bu nedenle izolasyonist bir dış politikaya dönülmüş ABD'nin herhangi bir dış angajmana girmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bunun en önemli yansıması da ABD'nin Milletler Cemiyeti'ne girememesi olmuştur. Özetle ABD kendi başkanının kuruluşunda çok büyük rol aldığı bir uluslararası örgüte katılamamıştır. İşte bu hikaye bize çok önemli bir gerçeği öğretir. İster Dışişleri Bakanı olsun, ister Başbakan olsun, ister Başkan, Cumhurbaşkanı olsun hiç fark etmez. Bu kişilerin tamamı bizim yani halkın belirli bir süre için belirli konularda yetki verdiği işleri yürütsün diye, zaten bu yüzden yürütme deriz, işleri yürütsün diye yetki verdiği kişilerdir. Ve bu kişiler yani sınırlı bir süre için işleri yürüten kişiler bu süreyi aşacak nitelikte anlaşmalar imzaladıkları ve bu süreyi aşacak şekilde taahhütlere girdikleri zaman bu onlardan sonrasında kapsayacağı için onlara bu yetkiyi veren halktan olur almak durumundadırlar. İşte bu süreyi aşan taahhütlerin en önemlisi ve başlıcası uluslararası anlaşmalardır. Ve bu yüzden uluslararası anlaşmaların tamamı o yetkiyi veren halk tarafından onaylanmadığı sürece, yani meclis bunu uygun bulmadığı sürece ne imzalanırsa imzalansın, ne taahhüt edilmiş olursa olsun hiç fark etmez, yürürlüğe girmez. İşte bu hikayede de dinlediğimiz İlkenin ne kadar kritik olduğunun farkında olan Atatürk en önemli hamlelerinden bir tanesini 23 Nisan 1920 tarihinde yapar. Eminim ki, umuyorum ki birçoğumuz Kurtuluş Savaşı'nın hikayesini tamamen bilir. Bu büyük mücadele süreci içerisinde Sivas Kongresi'ne kadar geldiğimizde tek merkeze toplanmış olan direniş İstanbul'daki Temsilciler Meclisi'nin de Misak-ı Milli kararları sonrasında dağıtılmasıyla beraber Ankara'da yeni bir meclis açılması noktasına evrilir. Ve bu evrim sürecinin sonucunda 23 Nisan 1920'de Ankara'da bugün bizim Gazi Meclis dediğimiz meclis açılır. İşte bu hamle yalnızca bizim direnişimizi ve onun meşruiyetini
kurumsallaştırıp onu organize bir şekilde yürütmekle ilgili bir mesele değildir. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan halkın iradesini temsil ettiğini kabul edilen padişahtan bu yetkiyi fiiliyatta almakta ve aldığı anla beraber aslında onun o halk adına imzaladığı bütün anlaşmaları da boşa çıkarmaktaydı. Yani tarihçilerimizin deyimiyle söyleyecek olursak Sevr Anlaşması'nın ölü bir anlaşma olarak doğmasını sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesiydi bu. Böylece 23 Nisan 1920 tarihiyle beraber iktidarıyla muhalefetiyle bütün bir ülkeyi temsil kurumu haline geldiğini iddia eden Türkiye Büyük Millet Meclisi o iradeyi kaybettiğini varsaydığı ve daha sonra da kanıtlayacağı Osmanlı saltanatının imzaladığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemekte ve konuyu meşru bir zemine çekmekteydi. İşte bu meşruiyet zemininin temelinde de o Amerika'da örneğini gördüğümüz nokta vardı. Halk kendisine işlerini yürütsün diye verdiği kişinin yaptığı anlaşmayı onaylamıyor diyordu. Halkın iradesinin toplandığı yer olan Millet Meclisi'nde. Tabii bunun kabul ettirilmesi için teoride yer alan bu gerçekliğin pratikte de hayata geçirilmesi gerekmekteydi ve bunun için önemli bir mücadele verilmiştir. Önce askeri alanda zafer kazanan meclisimiz ardından karşı tarafın iradeyi ikiye bölüp diplomatik zafer kazanma arayışlarını fark etmiş ve Lozan görüşmeleri başlamadan hemen önce zamanı gelmiş bir hamleyi yaparak Sevr Anlaşması'nda imzalamış olan Osmanlı saltanatını ortadan kaldırmıştır. İngiliz Dostları Derneği üyesi olan Sultan Vahidettin de bir İngiliz gemisine sığınıp ülkeyi terk etmiştir ondan sonra. Ve işte bu teorik ve pratik bilgiler bizim Lozan'ın 100. yılı hakkında da çok kesin bir şekilde bir değerlendirmede bulunmamızı sağlamaktadır. Dünya üzerinde en azından halklara bilgi ve hesap verilmeye başlandığı dönemlerden beri hiçbir uluslararası anlaşma o halkın onayı olmadan yürürlüğe giremez. Yani geçersizdir. Çok taraflı bir sözleşme olan Lozan Anlaşması'nın maddeleri farklı farklı devletlerce onaylanmıştır ve ayrıca ilgili maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de getirilip zaten tek tek onay oylanıp halkın oluru alınmıştır. Bu oylamalarda Lozan'ın içinde gizli maddeler olduğunu belirtip bunlarla ilgili meclisten yetki isteyen herhangi bir görüşme, herhangi bir talep de olmamıştır. Yani böyle bir şeyin varlığı bile meclis kayıtlarında yoktur. İşte bu nedenle bugün yani 23 Nisan'da yapılacak en iyi şey enerjimizi bu safsatalarla harcamak yerine 23 Nisan'ın önemini ve bizim için değerini anlayıp onu en güzel şekilde kutlamaktır. Hepimize kutlu olsun.